Çok rahmet. Onda olsa Doktor Erkin Ekrem. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın növetteki ehvalı kandak. Onun kendi ağabeyime doktordun Ferhat Efendim'le sorgandım. Bu şu bir belva bir yol plandın bu hemmesi agah buluşu kerek diyen sözle devamlı buldu hemde. Emniyette nurgunluğun menfaatine bir gün köz aldı ki menfaat olsun ama mesela nurgun pul ilişi olsun. Bu ne menfaatlerin ilu atılandı bu şu cumhuriyetle. Bunun kandak arayısız ne müşün agah buluşu kerek bu teşkilatın ehvalı kandak bırakıl soruyordu. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı bugünkü kalan çağda dünya fonksiyası biraz azıyor. Bunun sebebi şu yeni İpek yolu stratejisi. Yani bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı var. Şu yeni İpek yolu stratejisinin asasını ve şundakla onun da yardımcı bulduran bir teşkilat kaynağı var. Öz vakti de iki esas vezifi vardı. Birisi iktisat cephe hemkarlık, birisi terörizmle karşı hemkarlık. Onun başka Xitay'ın başka düşüncemi vardı. O düşünce olsa bu şu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ve şundan da bağlanan devletler ortak bir erkin baza kuruş. Onunla Rusya olmadı. Xitay onundaki bu devletlerin ki kul muamelesini ama bütünleştiriyorsak Tihma Asan başkodan bu da finansını kontrol edildi. Şunun da Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın işçi de banka kuruşu. İşte onun da Rusya olmadı. Öz vaxtı da şu əza əkiriş ceryandıma Xitay mağazımına Pakistan əkirimiz digende Rusya mı, Hindistan əkirimiz de ajında kılgan. Yani bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın işçi de menfaatleri okşatılış mümkün ama kalan siyasi muddası, şu ideolojisi, düşünce, ideyaları hem de bir rüzgü okşamak. Hatta benzeri mesele bile sağda Hindistan, Pakistan. Hem de İran meselesi hala olmadan bir kere Amerika olmadan bir meselesi hala olmadan bir kere İran ekranım var. Bunlar mı şu nime Xitay ekranmak için. Ama o Türkiye mi kireyli de Rusya'ya müracaat kalacaktı. Putin mi oldu Rusya mı kırısı oldu. Demek ki bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı da iki baş vaazı. İki başının ki onun esas menfaatı cepte bir rızkı okşamaydı. Ebay Kahraman Kanma dedi, bu Rus'un ki mi olmuş Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı tenkeş, yani tempunlaydıgan bir teşkilatı mı kurdu? Yani rayonun kavisizlik, kolektif kavisizlik kilişim teşkilatı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı her bir küçüğünde işletti olmaydı. Onda maddi yok ama hazır maddi yani Rus mutlulukları var. Yani her bir küçüğünde işletti. Yani vakti saati kelse Rusya bunu işitaleydi. Fakat Kırgızistan'da iki kıtım başında bir mekale çıkan çağda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı mı çıkı yarmadı. Ruslarının ki kurganımı yarmadı. Bomusa ola bırakla kırpla hemen de onşapla kralattı. Nemiş kılmadı belki Xitay kısa Rusya belki ensineydi. Rusya kısa Xitay ensineydi belki bunda bir sebeplerden olmuş mu? Yine demek ki bu konu hem de Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Rumkı tek naydı itibarlık, naydı ümitlik, naydı güçlü bunda bir teşkilatta hem de aynısı biraz kıyım. Kıtay bunun mümkün ki olmadan şu Şanghay etme yeni İpek yolu stratejisi etmiyor. Çünkü bu evvelleşse Kıtay'ın ki 3049 bağlayacaktı canlı devlet olarak. Bu asas. Şununla bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı bunun mümkün şu rayon karakterlik bir teşkil. Devlet düşen sektörü de öyleyim. Hem Şanghay Hemkarlık Teşkilatı devletleri Xitay'ınki yeni İpek yolu projesine muhtaç. Çünkü meblağ sıkış meselesi var. İktisadi terakkiyat meselesi var. İran'ın misalına ağandımı, İran'ı adı asas kuruluşları biraz aciz. Onurma yükseltiş lazım. Misalına nefret tabi gaz yamanca tabi gaz. Ama onu çıkırış için okul lazım.
Çıkarlar ki onu seçiş pazarına ihtiyaç var. Xitay hamısını kılalaydı. Şunun ve bazı ırmana kilişimlerini kılvadı böyle işte. 30 yıl arasında kilişimler. Ve bu kilişimler Xitay İran'ın özge 30 yıl yakın duruşlarını iktisadi kilişim bile özge tadıdı. İran ve Xitay bile olan bu münasebette Amerika ve Gərblerine takabül kıladı. Şunun da bu misalda değil mi bu Alaska'da Amerika tarafı ile mi Xitay tarafı köreşti bu taşkışla mesul olanlar. Eşkede Xitay birinci görüşte Vahrab Cafrab Akoçı'da sözleşilen diplomatlarla hiç yaraşmaydıran gerdlerine kıdır. Biz silahdan korkmayınız, silah orada yapmayız. Ama ise biz burunlu Xitay'a mevz. Küçüm bozak yapıp onunla için toplar diyen de karşına gerdlerine kıdır. Aslında bu gerdler niye devam ediyor diyen tabii ki Xitay'ın işçilikliğe Xitay halkı da var. Onların milletçilik gücünü, yani milletçilik tuyduğunu yaptı. Ama okşaşla İran'da, Türkiye'de, bazı Fransiyeli bazı devletlerde lakımı deptir var. Karan ben Amerika'ya karşı çıkardım. Ne acına bakır alayım, ne acına kıl alayım. Hatta Koçu'da uğraştan dek, ne uğraş alayım. Ne onda diplomasiye, o kadar yine her tıklanı kurup çıkanında halkıra falan olanı mı, tonumuza mı olurdu? Şunun da Xitay bunu birlikte neymiş kılmak için bir yerde Amerika'nın ki bir sunuge takabı turşu için yüzünün ki şirk devletlerini çıkıp daha şu öz vakti de soğuk canlı boğandık, Sovyetler özgü çıkandık, Amerika'nın çıkandık, sosyalizm, kapitalizm, içki cephe tutuyorduk. Hazır Xitay'ıma özgü cephe şekillendirmiş kaynağı, olumlaştırmış da tırış var. Şunun da bu Xitay bunu kılamayan takdirde al yeni İpek Yolu proje emelleşmeydendi. Emelleşmesini çalıyor. Şununla bu Orta Asya rayon bunun mümkün çok Xitay'ın ki aslanla kolu çürüyen bir rayon da köyde. Yalnızla Rusya ki arka bakçısı olan bu Orta Asya'mız. Şundakla Balkan rayonu. Hazır Xitay Balkan'da mı düştü? Hazır Azerbaycan'da aşı önüme Gürcistan'da mı şunda düştü? Aşılarına mı kolu çürüyen? Balkanlarda mı şunda Sırbistan merkezi? Onu mu az dep Şarkı Avrupa, Şarkı Avrupa mı Rusya'nın ki artık parçası? Uyadı mı Hungarya'dan Polşa'nın cehennemizle çıkış var. Hem de Kırım bile ayrı bir münasebet. Hatta Ukrayna bile mi Rusya'nın ki açığını kendi koyayım, koydum mu koydum mu onu mu oylaşmayı Ukrayna bile mi yakın? Yani hazırlıklı Xitay, burunlu Xitay emez ama özünü deyildi. Şunun da bu Rusya'nı açığını keltürüp Rusya'nın ikaz köstüdüğün o seviyeyi ekemek durup Rusya. Açık gelip bir iklim çıkıyor ama aşı noktada ekemek durup işler. Xitay'ın ki her bir stratejisinden hazır siyasi stratejimi buna aylandı. Sözü uruş sanatının ki esas bir cümle öne söylesek uruşmayı durup canına vurmuş. Hadi bakalım. Bu Gartlıkların tercümesi. Xitaycının tercümesi yani seninle içmek durup, uruşmayı durup seni çizgin kılış. Çizginleş. Şunlar avu Rusya'nın direktörden aşk noktada egemek durur. Ama aşk noktada aslında o tüm kegenle tırışıp kipar durur. Şunlar bu dönemde Ebe Kahraman Kam digende Gartlar'a karşı, Amerika'da, NATO'ya karşı Xitay'a ihtiyaç var. Onun için ticaretlere nefis işte ihtiyaç var. Buna makul davadır. Ama Rusya'nın işçilerine başka avazlarına çıktı. Bu kidiyi verse bu işle çatardı. Şunun da aldığımız bir çıkmış yılda halkırada yamancık oyunlar oynadı. Yamancık özmüşler, bazı özmüşler de bu keçi de la yani. Kopukça özmüşler falan. Aşında bir pey kilo vardı. Şunun da Rusya ve her devletlerin arasındaki münasebetler muyum ben de bence. Misal da öz vaktinde
Sovyetlerge karşı çıkış üçün Amerika Xitay ilə həmkarlıq qurdu. Bu gün yüksəlgən Xitay ilə qarşı Rusiya ilə həmkarlıq qurmuşlar. Amma Amerika hazır bir hükümetə dəqiqədə ordurunu yox. Heç nə bir olmaydı. Öz vaxtıdırma, Nixon'ın vaxtıdırma, başlığımı uylaşmı bana yani. Gerçi Xitayda bir devlet mühim de tutma, Xitayını bu strateji şirk devlete kömür. Ama Kissinger o teklifini koyan mümkün özgürtti yani. Bunun da kim o Biden kabrısı açtılar bir düşen düzü. Belki özgürt bu iş mümkün çünkü uzun müddet ve Amerika'nın çunkur cepten ziyan bir alayla devlet değil mi? Xitay, yani Rusya'nın bir alayla. Ama çiftli düşmanların ki kayısı tekimatı, xatarlık digen vakti de Xitay Amerika için xatarlık. Hazırcık nesler özgür vakti. Uyghur meselesinden tüpeyle Gərb ile Şərb ile ayrışvadıdır, ayrılvadıdır. Çünkü gruplaşıvadıdır. Dünyanın mı bölüvadıdır Uyghur meselesi. Kim bilir de hayatı bir gün Uyghur meselesinden tüpeyle de böyle üçüncü dünya uyuşu çıktıktan bir gün. Birinci dünya uyuşu aldı. Sırplarının ki kıgan, Sırbiyenin kıgan, milletçilerin kıgan işi bilir. Birinci dünya uyuşu başladı. Şununla her hıl ihtimalini hazırdan başlar oynaş lazım. Ama en korkunç ehval, dışında bir terafiyat bulmazsa, meyli boktu hem de kadar muşu düşünce yama hater. Yani her özgürlükte bir menfaat çıkıyor. Şunun da bu iş ne hem de yalnızca Orta Asya devletleri, Türkiye, ya ki İran bunlar tıklamaydı. Ebeğim bu Orta Asya'daki ilişki çoğun adımımızın gibi geldik. Garp'ın ki bir işbirliğine hemkarlık işi bir şart bulur. Orta Asya'nın ehlamını ben düşünüyorum. Hoş.